Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sulamaları iletim tüneli ışık görünme törenine canlı bağlantı gerçekleştiriyor. Hemen biz de dinliyoruz konuşmasını. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin kıymetli üyeleri, değerli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerime anavatandan selam ve saygılarımı iletiyorum. Böylesine anlamlı bir tören münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşıyor. Su ihtiyaçlarının tamamen yeraltı su kaynaklarından karşılandığı Kıbrıs'ta aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu karışmakta. Bu durum yeraltı sularının tuzlanmasına neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme ve sulama amaçlı su götürülmesi her dönem gündeme gelmiş. Ancak bu proje bir türlü gerçeğe dönüşmemişti. 2015 yılında 80 kilometre uzunluğunda denizin 250 metre altından geçen Askıda deniz geçiş sistemi ile yıllık 75 milyon metreküp suyu ana vatandan yavru vatana ulaştırdık. Ayrıca modern içme suyu arıtma tesisi ve 529 kilometre uzunluğundaki dağıtım hattı ile Kuzey Kıbrıs'ın tamamına menba suyu kalitesinde içme kullanma suyu temin ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi isale hattında 8 Ocak 2020'de meydana gelen arızayı da en kısa sürede çözüme kavuşturduk. Böylece Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi, kültürel, coğrafi bağlara bir yenisini daha eklemiş olduk. Bugün de ana vatanın suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını yapıyoruz. Sulama projemizde suyu temin edecek 5,7 kilometre uzunluğundaki iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzel Yurt Ovası sulaması iletim yapıları bu projeyle daha önce yeraltı su kaynakları ile sulanan 18.730 dekar araziye su iletilecektir. Meserya Ovası sulaması projesi kapsamında ise 97.200 dekar arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacaktır. Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörü çağ atlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır. Gayemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır. Allah'a hamdolsun, son yıllarda hayata geçirdiğimiz altyapı projeleriyle milletimizle Kıbrıs Türk'ü arasındaki beraberliği her alanda pekiştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık. Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü
kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türk'üne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Yarım asırdır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuşlardır. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu oynadılar. Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler. Adada Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkını katledenler müzakere süreçlerinde çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçmışlardır. Annan planını reddeden Rumlar Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendirilirken aynı plana evet diyen Kıbrıs Türkleri cezalandırılmıştır. Kıbrıs Türk'ü ile bırakın siyasi gücü, refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyen bir zihniyetle ortak bir gelecek kurulması zaten mümkün değildir. Nisan ayı sonunda Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısı istiklal ve istikbal mücadelemizde bir dönüm noktası olmuştur. Bizim teklifimizde gerçekleştirilen bu toplantıda Kıbrıs Türkleri kalıcı çözüm yolunda yeni, makul, adil önerilerde bulundular. Raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın, iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak biz de değerli kardeşim Sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek verdik. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini artık hiç kimse Türk tarafına ödetemez. Maraş'la ilgili attığı adımla Kıbrıs Türk halkı adadaki hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini göstermiştir. Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir. Bu müzakerelerde her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Bunun için öncelikle Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gaspına rızası yoktur.
Bilhassa Kıbrıs Türk'ünün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyoruz. Gerek adada, gerekse Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz Kıbrıs Türk kardeşlerim, Türkiye olarak ahdi ve tarihi sorumluluklarımız çerçevesinde milli davamız olan Kıbrıs'a sahip çıkmakta kararlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaderini kendi kaderimizden asla ayrı görmedik, görmüyoruz. Kuzey Kıbrıs halkının refahı, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedefimizdir. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını döneminde Kıbrıs Türklerini asla kaderlerine terk etmedik. 15 Kasım'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Lefkoşe Acil Durum Hastanesi ile en sıkıntılı günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduk. 100'e yakın ülkenin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir dönemde ve bir denklemde farklı kaynaklardan temin ettiğimiz aşıları Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaştık. Sanayiden eğitime, savunmadan bilişime, tarımdan turizme kadar çok geniş bir yelpazede birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Kıbrıs Türk halkını teslim almaya yönelik insanlık dışı tecridin üstesinden ancak bugün açılışını yaptığımız somut altyapı projeleriyle gelebiliriz. Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Kahraman mücahit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Projemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Selamlıyorum. Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletlerine bir müddet daha misafir etmek istiyoruz. Tensip buyurursanız törenimiz için efendim. Efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle değerli protokolümüzü sahneye davet etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın sahneyi teşriflerini arz ederim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersan Saner'i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanımız Sayın Önder Senaroğlu'nu, Tarım ve Orman Bakanlarımızı ve değerli protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim sosyal mesafe kurallarının da uyulmasını önemli istirham ediyoruz. Efendim şimdi buyursunlar efendim. Efendim şimdi Cumhurbaşkanlarımızın talimatlarıyla TBM makinesinin tünelden çıkışının gösterilmesiyle ışık görünme töreni butona basmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanım talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Talimatlarınız hazırız. Evet ben de
özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kardeşime ve Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, yine Başbakan Hüseyin Bey'e, bunun yanında diğer bakan arkadaşlarıma, yüklenici firmanın sahibi, yöneticileri Makyol firmasına, özellikle bu başarıları sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii artık ışığı TBM'le göreceğiz. Ve buton önünüzde, butonlara basmak suretiyle çalıştıralım ve bizler de ana vatandan izleyelim. Sizler de yavru vatanda bunu takip etmiş olun. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun efendim. Bu arada bir bilgiyi daha arz etmek isteriz efendim. Işığın görüneceği şu andaki son ışıkta çalışan köstebek TBM makinesi de yine yerli üretim. Efendim şu anda butonlara basıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, artı işaretinin olduğu yerden TBM görünecek. Evet, başladı ve görüldüğü gibi şu anda tünel deliniyor. Artık bu işler kazma kürekli olmuyor. Gördüğünüz gibi TBM makineleriyle buralar açılıyor. Böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına bereket katacak, sulama projelerine Torosların menba kalitesindeki suyunu iletecek, 5.7 kilometre uzunluğundaki iletim tünelinde ışığı görmeye başlıyoruz. Ve asrın projesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprakları suyla böylelikle buluşmaya başlıyor efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, buradan bu tünelden çıkacak suyu yine talimatlarınızla 4 kilometrelik ana hattı inşallah bu yıl tamamlamış olacağız ve Güzelyurt'taki yaklaşık 20 bin dönüm arazi de bu yıl sonu gelmeden inşallah bu yıl içerisinde suyla buluşacak. Adnan Bey ne kadar zamanda bitecek? Saygılar. Bu bizim mevcut şu anki projemiz bu senenin sonunda bitecek efendim. Bu senenin sonunda. Hayırlı olsun bakalım. Şu anda TVM gözüktü. Şükürler. Sağ olun efendim. Vallahi çok ağır.
Nasıl? Aynalar yüzüstü. Aynalar yüzüstü. Adnan Bey, bunun çapı ne kadar? Adnan Bey, bunun çapı ne kadar? 4.20 metre efendim. 4.2. 4.2. Evet efendim. Maşallah. Şey 44 kilometre, 44 artı 4, 48 kilometre. Şebekenin toplam uzunluğu 48 kilometre. Yine Sayın Cumhurbaşkanım, bu 4 kilometrelik hattan sonra diğer bir hat, Mesarya hattı da 48 kilometrelik ana hat. Ve sonrasında da yaklaşık 200 kilometrelik bir sulama şebekesi olacak. Yine o projede eş zamanlı talimatlarınızda şu anda Devlet Su İşlerimizde, Tarım Bakanlığımızda, her iki bakanlıkta yoğun şekilde çalışıyorlar efendim. Evet. Evet. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ersin Tatar kardeşime. Çok teşekkür ederiz. Ersin Tatar kardeşime. Fuat Bey'e. Fuat Bey'e. Sayın Başbakan'a. Bakanımız Bekir Sayın Bey'e. Başbakan'a. Tüm mimar, mühendis, yüklenici firmaların. Tüm oradaki gayretkeş insanlarına. Türkiye'den selamlar, sevgiler. Türkiye'den selamlar, sevgiler. Sayın Cumhurbaşkanım, biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm Türkiye'mize, Anadolu'ya buradan teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Minnettarız. Çünkü Anadolu suyunun az önce de ifade ettiğimiz gibi Geçitköy Barajı'na kadar, ondan sonra da cazibe merkezi olarak mühendisliğin harikalarıyla bu suyun şu anda Güzel Ovası bilahare İnşallah Mesarya Ovası'nın aktarılması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu projelerden çok şeyler kazanacaktır. İnşallah milletimize, halkımıza hayırlara vesile olur. Bir kez daha bütün emeği geçenleri yürekten kutlamak istiyorum. Mühendisinden, çalışanlarından, emektarlarından, Devlet Su İşleri'nin değerli yöneticilerinden ve tabii ki Türk hükümetinden ve tabii ki başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun, var olun. İnşallah kuraklık bu vesileyle son bulur ve topraklar çok daha bereketli hale gelmiş olur. Çok daha bereketli hale gelmiş olur. İnşallah. Sağ olun. Allah yar yardımcımız olsun. Allah yar yardımcımız olsun. Efendim, böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarımsal kalkınması için önemli bir proje hayata geçmiş oldu. İçme ve kullanma suyu temin edilerek 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. Sulama suyu ile de zirai gelir elde edilecek. Kıbrıs'ın tarımı daha da canlanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu proje ile
tüm bölgenin çekim merkezi olma yönünde güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecek.